Mecidler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala. Hasan ağabeyim dersin konusunu bilmiyordu. Yalnız az önce de galiba malum oldu veya hissi kalbiyen uyku mu desek. Az önce içenler hiç diye bahsetmiştiniz abi. Allah Allah. 5 dakika önce hatırladınız mı? Evet ama hiç haberim yoktu. Ya ben de size söyleyeyim mi dersin konusunu demiştiniz. Siz yok demiştiniz. Sürpriz olsun demiştiniz. Yani o sırada biraz sonra siz söylediniz. İçenler hiçten bahsettiniz. Yani dersimizin konusu içenler hiç veya hiçliğini bilmek. Böyle bir ders yapacağız inşallah. Şimdi hiçliğini bilmek deyince arkasından bir sürü sorular geliyor. Yani işte hiçlik nedir? Yani külliyatta geçen manasıyla hiç nedir? Hiçliğini bilmek ne demektir? Duyuyor musunuz? İçenler hiç ne demektir? Hiçlik nasıl bilinir? Hiçliğini bilince ne oluyor? Bize faydası nedir? Ya hayatımızda ne değişecek? Yani gibi sorular. Yani şöyle başlayalım abi. Hep olursun hiç edersen kendine. Muhyiddin Arabi Hazretleri. Küllü kül olarak hiç olmak. Küllü kül hiçlik içerisinde nihayetsiz vücudu bulmak demektir. Bütün eşyadan, her şeyden maksat küllü kül nefsindir. Bu da Nadir abiden. Nasıl demiş Nadir abi? Hiçlik nedir dediğimizde benim külliyattan anladığım iki mana var. Nadir abi, Nadir abi ne demiş? Nadir abi ne demiş? Küllü kül hiçlik içerisinde. Küllü kül, arada virgül yok yalnız. Küllü kül hiçlik içerisinde nihayetsiz vücudu bulmak demektir. Bütün eşyadan, bütün şeyden, her şeyden maksat küllü kül nefsindir. Hiçlik nedir dediğimizde benim külliyattan anladığım iki mana var. Yani bu hiçliğini bilmekle alakalı olan, diğer de ademi mana bu iki tanımın içinde değil yani hiçlik dereleri falan diye geçen o manayı kastetmiyorum. Birincisi, üstadın hayatında da bir gaye olmuş olan aczini, fakrını, kusurunu, noksanlığını bilmek olan ve Esma-i Hüsna'ya en cami bir aynadalık makamı olan hiçlik. Bu anladığım iki manadan birincisi, aczini, fakrını, kusurunu, noksanlığını bilmek olan ve Esma-i Hüsna'ya en cami bir aynadalık makamı olan hiçlik. Ve bu makamda Risale-i Nur'da acz, fakr, kusur, noksan kelimelerinin geçtiği yerlerde direkt kaçırmayın hiçliğini anlatıyor diyebiliriz. Buradaki hiçlikte bir hiçliğini bilmekte külli bir aynadarlık var. Yani bu aczini, fakrını, kusurunu, noksanlığını bilmekte külli bir aynadarlık var. Bu külliyatta, bu manada, bu makamda geçen birinci hiçlik. İkinci mana olan hiç ise, birinci manada hiçlik vardı. İkinci mana olan hiç ise esmanın hiçbir şeye dönüşmemiş, hakikat meratibinde muayyenleşmemiş halidir. Veya varlığın üzerindeki sıfatların kaldırılmış halidir. Belki de esmanın hakikat-ı ilahiye mertebesidir. Şimdi birazdan açıklayacağım abi. Hiçliğini bilmek derken birinci manada aynadarlıktan bahsediyor. Burada bir hiçlik var. Bir de bu hiçliği bilen var. İkinci makamda ise hiçlik yok. Sadece hiç var. Bilmek de yok, bilen de yok. Yani hiç ender hiç derken, hiç ender hiç derken birinci hiç aynadarlık makamı, ikinci hiç ise esmanın bizatihi kendisi cevher hali. Şimdi burada şimdi şöyle, birinci hiç aynadarlık, ikinci hiç esmanın cevher hali, arada da bir ender var. Ya bu enderle ilgili de bir nevi berzah olduğunu düşünüyorum fakat bununla ilgili bir henüz bir tespitim yok. Yani hiç ender derken aradaki enderin bir berzah olduğunu düşünüyorum. Birinci hiç, hurbiyetin nihayet huzurdu. Burada bilmek var. Birinci hiç, hurbiyetin nihayet huzurdu. Burada bilmek var. Büyük Mesnevi Nuriye sayfa 641. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu senin nasıl ki senin yanında hazırdır. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında, o benim yanımda hazırdır. Ben aynı zamanda bütün her şeyin yanındadır o.
Öyleyse sen, yani ben kendi cihetimden onun yanında olabilmem için, ancak her şeyin yanında olabildiğim vakit, yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. İşte madem hakikat böyledir, kendinden ve dahiplik cihetinden taraf fani ol, ta ki onunla beka bulup kurguyla bir yakınlık peyda edebilesin. Birinci hiçe, yani bu hiçenler hiçteki birinci hiçe, her şeyin yanı olan makamda diyebiliriz. Çünkü az önceki ifadede kurbiyetten bahsetti. İçtiğini bilince her şeyin yanındasın. İçtiğini bilince her şeyin yanındasın. Hiç ender hiç bile her şeysin, her şeydesin. Hem her şeye bakansın, hem de her şeye bakana bakarsın. Yani gören ve görünensin. İçtiğini bilmek insanın aslına yolculuğudur. Yani miracıdır. Esma yoluyla müsemmayı bulmaktır. İçtiğini bilirse kenafillah makamına mazhar olur. Yani abi hiç ender hiçteki birinci hiç kenafillah makamına bakıyor diye düşünüyorum. İkinci hiçe geçelim. İkinci hiç akrebiyetin inkişafına bakıyor. Yani bizim burada bir kesbimiz yok. Bizimle pek bir alakası yok. Akrebiyet ile verilen bir makam. Burada bilmek yok. Sen de yoksun. Hiç ender hiç olunca da Allah-u Alem ve kabillaha mazhar olmuyor. Sözler 473'ten okuyacağım. Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakaik-i mevzular ismi Hakk'ın şuası ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Maddi ve manevi, cevheri, arazi, her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatine istinad ederler. Yoksa hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir. Burası önemli abi, surettir diyor. Şimdi hiçlikte esmanın cilve, cemal, nakış ve sanatı yok. Bir nevi işlenmemiş cevher hali. Mesela şu elinde kalem var, görünüyor değil mi? Şimdi bu kalem esmanın en kesif şekilde muayyenleşmiş hali ve bu kalemde eşyanın hakikati olan esmanın bütün menakipleri var. Yani bu kalem esmanın belirlenmiş mekanda bir yerde ifade edilmiş cilve, cemal ve nakışını ve sanatını gösteren hali. Bu kalemde muayyenleşmiş olan sanat bir yerde ifade ediliyor. Fakat bunun hakikati olan esma, hani bunun üzerinde hangi esmalar varsa her yerde. Yani bu belirlenmiş. Belirlenirsen bir yerdesin. Mekandasın. Belirlendiysen her yerdesin. La mekansın. Burada bir noktada, yani bu kalemin bulunduğu noktada mekan olduğu gibi la mekanda var. Mekan nerede diye sorarsak cevabı la mekanda. Peki mekanı la mekanda bir yere koyarsak, yani mekan nerede dedik? La mekanda. Peki mekanı la mekanın içinde nerede arayacağız? Nereye koyacağız? Yani bir yere koyarsak koyduğumuz yer de mekan oluyor. Yani mekanı la mekanın içerisinde herhangi bir yere konumlandırırsak burası da mekan olur. Yani bu bir silsile şeklinde devam eder. O zaman la mekanda her şey her yerde olmak zorunda. Yani bu boyut farklılıklar diyorlar ya, işte birinci boyut, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı boyut. Bu boyut farklılıkları sadece mekanda var. La mekanda ya böyle bir tanımlama yok. Yani o zaman la mekanda her şey her yerde olmak zorunda. Ve sen her şeyin yanındasın eğer la mekandaysa. Başka türlü olursa la mekanda değilsin, mekandasın. La mekandan mekanı bu şekilde hayal et diye çalışırsak zaten acayip bir garayip oluyor. La mekan olduğu için her yerde oluyorsun. Hayalin bir tuhaf oluyor. Her şey her yerde oluyor. Gibi. Şimdi Fatih, bu su son konuştuğun paragrafı izah bir daha yapar mısın? Bir daha söyler misin bu konuyu? Hani en son şeyi, la mekanı. Çok ilginç. Kalem misalinden mi başlayalım? Yani başta, yani la mekandan başta. Tamam. Şimdi abi bu kalem esmanın cilve, cemal, nakış ve sanatı. Bu kalem üzerinde var değil mi abi? Bu bir yerde ifade ediliyor şu anda. Yani burada alem-i şehadette
manyenleşmiş bir hali. En kesif hali. Bunda hemfikiriz. Bu şimdi mektubat 430'da da diyor ya, bütün alemleri bir gontası gibi burada gördüm diyor. Şimdi bu kalem zaten o sizin meşhur misaliniz de var. İşte bu su, haşiko doğru, geriye doğru gittiğimiz zaman yani burada bir noktada bütün alemler var. Fakat biz bunu tam olarak idrak edemiyoruz. Şimdi burada bu kalem nerede ifade ediliyor? Esma'nın mayenleşmiş hali mekanda ifade ediliyor. Yani burada mekan var. Zaten bunu kimse inkar edemez. Fakat burada mekan olduğu kadar var mekanın da olması gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Yani bu kaçınılmaz. Şimdi şuradan okuyarak isterseniz devam edeyim. Şimdi bu kalem mekanda ifade ediliyor. Biz mekandayız. Peki mekan nerede? Yani mekan nerede? Mekan nerede dediğimiz zaman la mekanda. Yani başka bir yerde değil. Çünkü bu mekanı da başka bir yere koyarsak koyduğumuz yerde mekan olacak. Duyuyor musunuz? Evet. O zaman la mekanda, la mekanda yani mekansız olan yerde, mekanın olmadığı yerde her şey, yani mekandaki her şey her yerde olmak zorunda. Ve sen eğer la mekandaysan, ben la mekandaysam her şeyin yanındayım. Boyut anlatıyor. Başka türlü olursa la mekanda diyelim, mekandayım. Yani bir yerde belirlenmişim, bir yerde sabitlenmişim. La mekan var. Yani mekanda zaten bu şekilde biraz hayal etmeye, tefekkür etmeye çalıştığınız zaman her şey karmakarışık oluyor. Bu şekilde abi. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı burada? Yani şu böyle gitsinler de, burada da çok genç var dershanede. Mesela bu bina çekmecede. Bu bina çekmecede. Çekmece İstanbul'da. İstanbul Türkiye'de. Türkiye dünyada. Dünya birinci semada. Birinci sema 2, 3, 4. O bilmem Allah Resulü'nün hadisi bu. Kürs darşı kıyas ediyor. 7 kat sema kürse göre çöle atılmış bir yüzü kadardır diyor hadiste. Arşa göre kürs çöle atılmış bir yüzü kadardır. Şimdi bu mekanı daha büyük geniş şeye koyduk. En son Arş-ı Azam, Kab-ı Kaysen bitti. Mekansız deme. La mekan. Bu mekan bitti. Peki nereye koyacaksın şimdi bu mekanı? La mekanda. Yani Allah'ta ya. O zaman Allah'ta olunca o zaman her şey her yerde olmak zorunda değil midir? Homojen bir şey oluyor. Yani mekan mekansız da oldu. Mekan anlayışımızı burada sorgula. Bu zan işte burada. Zannediyor. Abi ikiye böldü ya hiç. Ender hiç. Evet. Şimdi birincisine arz, fark, naks, kusur dedi. İkincisine farklı cihetleri söyledi. Şimdi mesela ya bak entel bak ya bak entel. Hangi tarafımıza hangisini söylememiz gerekiyor yani? Yani neredeysen o. Mesela ya bak entel bak. İkincisi de ya bak entel bak. Birincisi varlığı kaldırıyorsun. İkincisi kaldırdıktan sonra oluşan boşluğu dolduruyorsun. Ya onun gibi mi o zaman? Hiç yani şey daha arkada bu yani. Daha acayip. Evet devam et Fatih. Yani bu mekan, bu mekan çok önemli. Yani mekan la mekanda. O zaman her şey her yerde oluyor. O zaman kafa anlıyor bunu. Çok önemli. Yani bu ev nerede? Şurada. O nerede? Burada. Burada. En son 641 Mesnevi'de. Sen nerede oluyorsun bunu düşünce olarak kaldırırsan, her şeyin her yerde olduğu bir makama çıkıyorsun. Anladım abi. Yani mekansıza demek, la mekanı demek, her şeyin her yerde olduğu. Bak, ben her yerde olduğu diyeyim, her şey her yerde. Yani ben mekandayım, hava zerresindeyim, bu mekan içindeyim. Aynı zamanda hava zerresi bende ya. Evet Fatih devam et. Kapattım. Bahsettiğiniz hadis-i şerifte ben aldım. İleride okuyacağız inşallah. Tamam. Zaten bu mekan namekan ilişkisi bir cihetten de çok önemli. Şimdi bizim tefekkür noktamızda, şimdi bizim tefekkürümüzde malum zanlarımız kayıtlıyor. Bu kayıtlardan en büyüğü zamanla mekan kaydı. Bunlardan çıkmak için mekan namekan. Yani zaman, zaman arkası tefekkürlerini yapa yapa düşünceden fikirden tefekküre hisse geçe. Yani bunu tefekkürümüzü bu la
mekana göndermek, varlığının arkasını, yani bu tefekkür hissin böyle bir kabiliyeti var, ileride var konumuzda. Yani tefekkür ve hissin varlığın arkasına geçme, bu alemlere geçme gibi bir kabiliyeti var. Bununla inşallah şey yapacağız, işleyeceğiz. Şimdi şöyle bir ifade edelim. Fatih şu, zamansız ve mekansızı düşünmeyin bir kolay yolu yok mu diye düşündüm, tamam mı ben? Yani bastı zaman tayı mekan, yani zamandayken zamansızı nasıl düşünebiliriz? Yani mekandayken mekansız. Buna bir kolay bir yol yok mu diye kendimce şöyle bir şey oldu. Mesela ezel başlangıç değil. Başı ve sonu tutuyor. Mutlak. Şeyse, ebed ise ıtlak. Yani o mutlaklık içinde muayyenleşmek. Şimdi zamandan mekandan çık. Yani zamanda nasıl çıkacaksın iken? Şu, zamanın silsilesindeyken çıkamazsınız tefekkürle. Bunu çıkamadım ben. Nadir abinin çok güzel bir şeysi var. Diyor ki, yani her şeyi bir şey yap, yumak yap, koy diyor, çık dışarı. O kolay öyle deniliyor ama. Şu, başı ile sonunu, başı ile sonunu, yani mesela ben Allah'ın esmasındaydım. Ahirette de en azamı tecellisi olacağım. Aradakiler yok oluyor bu sefer tefekkürle. Kolay oluyor. Birisi... Selim sen sesi kapat kardeş. Yani... Şeyi başı ile sonu... Başı ile sonu düşünürsek arada bir şey kalmıyor. Yani tefekkür çok kolay oluyor. Evet, devam et. Evet abi, şimdi bir yani tespit gibi bir şeyimiz olacak inşallah. Şimdi şöyle söylüyorum. Hiç ender hiç. Hiç ender hiç teki. Birinci hiç enerin nur tarafı. Çok güzel. İkinci hiç ise enerin mana tarafı. Çok güzel. Birinci hiç, hiçenler hiçteki hiç. Birinci hiç, enenin ruh tarafı. İkinci hiç, enenin mana tarafı. Tabi arada bir de ellerimiz var, berzahımız var. Yani onunla ilgili bir herhangi bir tespitim, herhangi bir fikrim yok şu anda. Şimdi enenin ruh tarafıyla, yani birinci hiç ile enenin ruh tarafıyla her şeyin yanındasın. Mana tarafıyla her şeydesin. Enenin ruh tarafı projektör gibi kainatı, mevcudatı seyrettiriyor. Bununla ilgili Büyük Mesnevi'de şöyle bir yer var, buna işaret eden. Büyük Mesnevi 441'de. İşte vakta ki sen eneye böyle manayı harfiyle bakıp teemmül ettin, o zaman ene, kainatta olan her şeyi manayı hakikisinde gösterecek bir göz hükmünü alır. Yani bu enenin nur tarafını, birinci için enenin nur tarafı olmasını desteklediğini düşünüyorum bu ifadenin. İkinci hiç de zaten enenin mana tarafı. Burada hiçbir belirlemiş yok. Esmanın cevher hali. Hiçlikle ilgili tanımlarım böyle abi. Şimdi hiçliğimizi nasıl bileceğiz? Onunla ilgili birkaç şey okuyacağım. Şimdi hiçliği nasıl bilmekle ilgili çok sayıda şeyler söylenebilir. Ben sadece iki tanesini aldım ana başlık olarak. Tepler ve tefekkür ile. Bunlar da peki nasıl olacak? Bunları açıklamaya çalışacağım. Tepler ve tefekkür ile yapa yapa düşünceden tefekküre, düşünceden tefekküre, daha önce fikir var tabii, düşünceden fikre, fikirden tefekküre, tefekkürden hisse ve histen kalp ve ruhun dereceye hayatına çıkarak. İçliğini bilmek, terk edeceğin hiçbir şey kalmaması demektir. Bu da huzur esmasının azami tecelli etmesine sebebiyet veriyor ve Allah'ı devamlı müşahede etmeye vesile oluyor ve gafleti de izale ediyor. Bu makamda Risale-i Nur'da Hulusi Avni'nin Darül 35'te bir mektubu var, kısa bir yer. Fakat ne çare ki itinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısına dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına bir, iki, aziz muhterem üstadımın medresesine, üç, Seyyidül Kevneyn Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine razı-i saadetlerine, dört,
nihayet Rabbül Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekani içine çıkıyorum. La mekan ifadesi zaten külliyatta başka bir yerde geçmiyor zannedersem, sadece bu mektupta geçiyor. Bu sebeple cidden o nurlarla işgal etmediğim zamanlar keşke enfas-ı mağdude-i hayattan olmaya girer diyorum. Şimdi abi bu huzurdan bahsettik. Huzura bakan Esma'yı bilmiyorum. Fakat Hasan abinin daha önce bir tespiti var. Bir derste dinlemiştim. Hiçliğin ismi azamının Allah esmasının olduğunu söylemiştiniz. Abi, bu konuyla ilgili yeni bir tespitiniz veya bir başka bir şeyiniz var mı? Hiçliğin ismi azamı. Şu anda şeyim yok da işte orada yola çıkmıştım. Yani hiçliğine ne ihtiyaç var? Hiç'e ne ihtiyaç var yani? Hiç, hiç olum, hiç olursan var oluyorsun. Yani aleminde var ediyorsun. Diğerleri zanlarda, zanlarla sarılıyorsun. Yani onu hiç, zata bakan Esma'ya. Zatı var ediyorsun. Çünkü öyle bir diyor zat, Allah Resulü'nün hadisi var böyle aleyhissalatü vesselam. Bir mana tam şey yapalım. Yani böyle karma olmuş, karışmış, birbirine her şey geçmiş. Yerde misafir olmuyor. Tayin ve teşahhus etmiyor. Yani tayin ve teşahhusun Allah tayin ve teşahhus edecek. Nerede edecek? Yani uçak nereye inecek yani? Nereye inecek? Ormana inemez, tarlaya inemez, denize inemez, piste inecek. Uzun pist, kısa pist, doğru yanlış pistler var ama en uygun o zaman o tayin ve teşahhusu hiçliğini bilende olacak. Zata bakıyor bu hiç olmak. Külliyatta bir görsel metin okumak istiyorum. Yani aslında bir görsel metin derken bütün külliyatın şöyle bir iddiam da var. Tamamı sıfır olduğunu zaten biliyorum. Üstadında zaten görülmediğimi yazmamam biliyor. Yani bütün külliyatta soyut bir ifade yok bence. Yani kesinlikle hepsi şubut. Fakat bunun görsel olarak anlatılıyor. Fakat bunu işte idrak edebildiğimiz kadar, anlayabildiğimiz kadar görmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de dersin konusu da olacak ama bir şey söyleyebilir miyim abi? Bu büyük meselede hani üstadım bir şey var, buraya da not almış mıydım acaba? Bu parça parça aynaları derc etmişim diyordu ya, hatırladınız mı Hasan abi? Evet, evet. Şimdi bir zaman gelir birisi bu aynaları birleştirirse bundan aynanın yakın nuru zuhur eder diyor. Yani Risale-i Nur'daki her kelime bu aynanın bir parçası. Şimdi şu an 209'da da yoksa 309 muydu? Hazreti Ali Cevceli Celsi'nin tercümesini yazarken kitap orada şey diyordu. Biz o sözlerin üzerine, kelimelerin üzerine işaretler eyledik diyordu. Şimdi ben burayı şöyle anlıyorum ikisini birleştirdiğiniz zaman. Şimdi Risale-i Nur'daki her kelime her kelimede bir işaret var. Her kelime bir aynanın küçük bir parçası. Şimdi bu aynaları, küçük aynaları bir araya getirdiğimiz zaman, elimizde bir ayna oluyor. Bu aynayı tekrar Risale-i Nur'a tuttuğumuz zaman, o kelimeyi tuttuğumuz zaman, o kelimeden istihraç ettiğimiz mana, o kelimenin işareti. O işaretle başka bir yer işaret ediyor. Bu da o aynada gözüküyor. Yani böyle bir şeyle tefekkürümde olmuştu. Şimdi sözler 478'den okuyacağım. Küllü şeyin halikun idra ve şeyh. Dersini verdiği gibi nefis kendini daha nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Onun bir nevi ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mağbuduna karşı adavet kerane bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikati dert etmek de ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, mağdumdur. Fakat manayı harfiyle ve saniye zülcelalın esmasını aynadadır cihetiyle ve vazifadadır itibariyle şahittir, meşruttur, vaciptir, mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki vücudunda adem, ademinde vücudu vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat adem içindedir. Yani vücudu şahsisine güvenip, mucid-i hakikiden gaflet etse,
yıldız böceği gibi bir şahsi ziyai vücudu, nihayetsiz hücumat, adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsiç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir ayna-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan, zat-ı vacib-i vücudu bulan her şeyi bulur. Şimdi bu metinde ana kelimeler benim tespit ettiğim kısımda nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Serbest, müstakil ve bizzat mevcut. Ondan bir nevi rububiyet dava eder, mağduruna karşı adalet kerane bir isyanı taşır. Şimdi abi bizim bildiğimiz vücut daireleri üç tane. Vacip, mümkün ve mümteni. Yukarıdaki metne baktığımızda serbest, müstakil ve bizzat mevcudiyet sadece vacip dairesinde var. Yani bu nefsin kendini serbest bilmesi, müstakil bilmesi ve bizzat mevcut bilmesi mümteni dairesinde de yok, mümkün dairesinde de yok. Sadece vacip dairesinde var. Nefsin kafasında vacip bir vücut talebi var. Bundan dolayı bu rububiyet dava ediyor. Yani nefsin kafasındaki mümteni talepten dolayı kafasında var. Dava ediyor. İlahlık kafasında oluyor. Kafasında dava ettiği vücut mümteni dairesinde ve hiçbir zaman vücuda çıkmayacak. Nefsin firavunluğu, nefsin rububiyet dava etmesi buradan geliyor. Ancak şeriki dinliğinde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şirkin yeri yoktur. Yoksa ilah niye ihtiyaç? Nefsin rububiyetini kafada bu, ilah var. Vacip vücut talebinden geldiğini düşünüyorum. Kafasının kafasında. Bunun için böyle bir vakıf talebi var. Şimdi devamında da şöyle söylüyorum. Her şey nefsinde mana ismiyle fanidir, metruktur, hadistir, madumdur. Fakat manayı harfiyle ve saniye zülcelalın esnasını aynadarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşruktur, vaciptir, mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki, vücudunda adem, ademinde vücudu vardır. Yani kendini bilse vücut versek kainat kadar bir zulümat adem içindedir. Yani vücudu şahsisine güvenip mucid-i hakikinden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi ziyai vücudu nihayetsiz zulümat adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Sözlerde 474, ey nefis, eğer şu dünya hayatına müştaksan, mevkten kaçarsan, katiyen bil ki, hayat zannettiğin halat, yalnız bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşyayı dünyeviye, o dakikada meyyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufluğu, o dakikada ademdir, hiçtir. Demek güvendiğin hayat maddiye yalnız bir dakikadır. Hatta biz kısım ehli tepkik, bir aşiredir, belki bir an-ı seyyanedir demiştir, demişlerdir. Şualar 659, bütün mümkünatın vücudu, ademin müvazenesini bozar, her şeye layık bir vücudu giydirir. Ve vazifesi bitmiş ise, zahiri vücut libasını çıktarıyor, sureta ademe, suret olarak ademe, belki daire-i ilimdeki manevi vücuda gönderir. Mektubat 293. Ademi de tarif etti. Elindeki manevi vücut. Gittikten sonra, zahire kendisi, yani sureti, vücuttan gittikten sonra, sureti ademe, cenaya gider. Fakat ifade ettiği manalar baki kalır, mahfuz olur. Hüviyet insaniyesi ve sureti ve mahiyeti dahi alem-i misalde ve alem-i misalin numuneleri olan elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın numuneleri olan kuvve-i hafızalarda kalır. Demek bir vücudu suriyi kaybeder, yani sureti kaybeder, suri bir vücudu kaybeder, güzel vücudu manevi ve ilmi kazanır. Büyük mesleği ehliyede hem bil ki her şeyin iki sureti vardır. Birincisi maddiye ve mahsusedir ki kaderin çizdiği program üzerinde her şeyin sureti onun kametinin miktarına göre son derece intizam ve libas gibi biçilir, kesilir. İkincisi makuledir ki şeyin, birincisi maddi suret, bunu zaten biliyoruz. İkincisi makuledir ki şeyin zaman denizinde denizin böyle hareket etmesiyle veya nehri zaman o şeyin üzerinden geçmesiyle böyle üzerinde o dağ çıkıp falan oluyor böyle nehirlerin üzerinde geçmesiyle onu hareket ve tavırlarda gösterdiği başka suretlerden mürekkep bir surettir ki sure veya ışığın sürat hareketinden hasıl olan
daire-i nuraniyenin sureti gibi bir surettir. İşte bu o şey, bu sureti maneviyesi onun tarihi hayatındır, hayatıdır. Bak şimdi yukarıdaki okuduğunuz metinlerden şöyle bir çıkarım olacak. Şimdi nefis, neden dolayı bu rububiyet dava ettiğini söylemiştik. Vacip bir vücut talebi vardı. Peki bunu nasıl yapıyor? Şimdi vacip olma talebini anlatacağım. Nefis, manayı ismiyle gördüğü vücudu şahsisine, kendi vücuduna mana ismisiyle bakıyor. Yani fevd-i ahirine, baktığı vücut fevd-i ahire. İlimden kudrete, kudretten ilme sürekli bir hareket var. Fakat o sadece fevd-i ahirine bakıyor. Yani vücudunun birinci suretine vücut rengi veriyor. Yani nefis, manayı ismiyle gördüğü vücudu şahsisine, yani fevd-i ahirine, yani vücudun birinci suretine vücut rengi veriyor. Üstakil, vacip vücut gibi düşünüyor. Vücut rengi vermeye çalışıyor. Fakat elinde tutamıyor. Çünkü bu birinci surette sürekli ilimden kudrete iktizat oluyor ya, böyle hareket oluyor ya. Yani vücut, ilmi vücuttan çıkıyor, bir an deniz dalgası. Alem şehadette bu zaman denizi diyoruz. İlim dairesine gidiyor. Niye zamana diyor? Şimdi bu kainatın sistemi böyle. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Elinde tutamıyor. Çünkü hayat afakları yıkılıyor. Başka rengi yok. Başka yeri. Vücut rengi verdiği birinci suretler. Nefsin vücut rengi verdiği birinci surette Adem'e böyle hayat afaklarına yıkılıyor diyor ya başka yerde üstten. Böyle afaklarındaki tuğlalar gibi tık 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 dökülüyor. Kafasındaki, nefsin kafasındaki müstakil vücut, müstakil vücut mümteni dairesinde olduğu ve arasında bir hakikat bağı yok. Yani mümteni dairesinde olduğu için kafasındaki kafasındaki müstakil vücut arasında bir hakikat bağı yok. Yani bundan dolayı manayı harficiyeti de yok. Yani birinci vücuduna, terd-i ahirine manayı ismiyle bakıyor. Yani bunun da bir manayı harfi bağlantısı yok. Çünkü manayı harfi bunun mümteni dairesinde. Ya yani elinde kalmıyor. Şimdi devam ediyorum. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem için midir? Bildiğiniz külle. Az önce ilk başta söylemiştik ya, şimdi üç tane vücut var. Vacip vücut, mümkün vücut, mümteni vücut. Şimdi bizim kainat, mümkün vücudun içerisinde, mümkün vücut da malum ve mevcut olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi mevcut, an itibariyle mevcut olan. Bak. Bu fevd-i ahirlerin an itibariyle göründüğü vücudun içindeki, mümkünün içindeki küçük daire, mevcut dairesi. Şimdi nefis kendini bilse, vücut verse kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Niye kainat kadar bir zulümat Adem içerisindedir? Çünkü kainat mümkün dairesinin içerisinde. Şimdi olduğundan ve her bir fevd-i ahirin mümkün dairesinde mağdum olduğundan kainat kadar bir zulümat Adem'e düşüyor. Yani şimdi kainat mümkün dairesinin içinde ifade ediliyor. Nefsin vücut rengi verdiği birinci vücutlar, suretin birinci suretleri bu mümkün dairesindeki mağduma dökülüyor. Bu da zaten mümkün dairesi kadar da bunun altında bir Adem olduğunu düşünürsek bu kadar bir zulümatı Adem'e düşüyor. Şimdi peki bunun devamında da şöyle diyor. Enaniyetten bahsediyor. Enaniyeti bırakırsa, terk ederse. Şimdi enaniyetin vücudunu da ben şöyle düşünüyorum. Şimdi enaniyetin vücudu mümkünat dairesinde. Mağdum bir vücudu var. Enaniyetin vücudu mümkünat dairesinde. Daha bunu biraz düşündüm. Acaba mümkün müdür, mümkün müdür diye. En son mümkün dairesinde olduğuna karar verdim. Mümkün dairesinde mağdum bir vücudu var. Ve yüzü, bu vücudun yüzü Adem'e dönük. Adem'e dönük. Mümkünatın ademine dönük. Yani bu enaniyetin vücudu mümkün dairesinde mağdum ve ademe dönük. Eğer bunu terk ederse, yani bu enaniyetini terk ederse, şimdi enaniyetin vücudu, şöyle tekrar izah edeyim, mümkün dairesinde mağdum, mümkündeki ademe doğru dönük. Yani ademe doğru bakıyor. Fakat adem, Adem şeye doğru bakıyor. Eğer bunu terk ederse, yani bu mağdum vücuttan terk ederse, vücudunda Adem, Adem'inde vücut var diyor ya, Adem'indeki vücut, o mümkündeki Adem, vacip vücuda bakıyor. Nihayetsiz bir vücudu kazanır diyor. Şimdi bakış açıları farklı, yani böyle bir dereceler farklı. Evet. Devam ediyorum. İnce mesleği.
nefsimi biliyorum. Değil Müslümanlar üstünde mütekebbirane bir makam-ı ihtiram istemek, belki her vakit nihayetsiz kusurlarımı, içtiğimi görüp, istiğfar ve teselli bulup, halklardan ihtiram değil, dua istiyordum. Hep zannederim, benim bu mesleğimi, benim bütün arkadaşlarım biliyorlar. Şimdi abi tekrarla nasıl olacağına birkaç yer okudum. Peki bir de tefekkürle nasıl olacak dersek, burası da biraz genişten alırsak, yani biraz genişten almak istiyorum. Şimdi her şeyin bir vücudu haricisi var. Yavaş yavaş Fatih, yavaş yavaş şimdi. Tamam. Şuvayın şuvayın. Şimdi her şeyin bir vücudu haricisi var. Bu sabit bir hakikat. Yani bu elimizdeki kalemden tutalım, vücudumuzdan, bardaktan, sudan, işte artık kainatta bunu ne sayarsak sayalım hepsinde bir vücudu haricisi var. Şimdi atom seviyesinden geriye doğru gidersek, yani şimdi sizin örneğiniz gibi buz, su, H2O, işte elementler, atom, hepsi işte geriye doğru gidersek tefekkürün, bizim tefekkürün vücudu haricisi maddeyi hayat maddesinden. Tefekkürün vücudu haricisi maddeyi hayat maddesinden. Doğru mu abi bu? Tefekkürün vücudu haricisi. Tefekkürün. Tefekkür nerededir? Aklın bir sıfatıdır. Hakim ismine bakar. Daire ilim nedir? İlim. Şimdi, tefekkür, vücudu haricisi, maddeyi hayat maddesinde. Hani ihlasın da vücudu haricisi var. Ya her şeyin vücudu haricisi var. Var. Şimdi, tefekkür vücudu haricisi maddeye hayat maddesinde. Latif bir madde. Ya bu şöyle de diyebiliriz. Evet, beyinden var. Çıkan dalgalar hakkında da tespit edilemeyen. Şu an dediğiniz gibi bir şey olabilir. Şu anda tespit edilemiyor bu. Bunun bir vücudu haricisi var. Kesin. Var. Vicdandan çıkan hissin vücudu haricisi ise tefekkürün vücudu haricisi maddeye hayat maddesinde. Vicdandan çıkan hissin vücudu harici ise aynı hayat maddesinde. Ya o tefekküre göre biraz daha latif. Biraz daha latif. Yani zaman ise, yeni zaman şey ise, yeni şey yapanlar şöyle der. O maddi hayatı, aynı hayatı onu ben bir yapayım. Buz düşünün. Buz. Tamam mı? Buz. Gir içeriye su. Gir içeriye H2O. Daha gir içeri derken aslına git. H2O'nun aslı enerji. Gir içeriye, yani daha onun aslı esir. Gir içeriye, yani aslı, esirin aslı, maddi hayat. Gir içeriye, aynı hayat. Sonra hayatın zatları cevherdir. İnne darul ahirete leyyel hayvan. Her şey orada canlı. Aynı hayat. Çünkü cismaniyettir cennet. Cismaniyetse esma, esma üstte perdesiz tecelli edecek. Nasıl olur tefekkürün böyle vücudu arzisi? Maddi hayat nasıl olur? Biz bilmiyoruz ki yani biz. Ancak buzu biliyoruz, suyu biliyoruz. Hadi enerjiyi biliyoruz, esiri biliyoruz. Ha esirin, esir hakkında ihtilaf var ilim dünyası. Risale-i Nur bunun arkasına geçmiş. Esirin arkası maddi hayat. Onun arkası aynı hayat. Onun arkası hayatın zatları cebeliyor olan arş. Aynı hayat cennette. Maddi hayat daire ilimde, daire hayatta. Evet abi ya. Şimdi tefekkürün vücudu haricisi maddeye hayattan, vicdandan çıkan hissin vücudu haricisi aynı hayattan. Şimdi aynı hayat maddeye hayata göre daha rahat. Zaman ise eşyaya esir ve enerji seviyesinde müdahale ediyor. Yani atomdan sonra esir, daha sonra enerji geliyor. Zaman ise eşyaya bu seviyede müdahale ediyor. Yani bu tefekkür mi? Ustad zaman denizi diyor ya. Evet. Zamanı denize şey yapıyor. Yani deniz arkadaşlar, bir böyle 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 olur, bir böyle 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 olur. Zahirde dalgalanır, eşyayı farklı gösterir. Denizin muayyen bir rengi yoktur, her şey orada belirlenir. Onun için zaman denmiş. Zamanın vücudu yok. Hani Allah'ı niye görmüyoruz diyorlar ya, her şeyi gösteren ve zamanım yok, zaman olursa gelirim, zaman diyoruz ama onu zamanı kullanan adama desen ki, zaman nasıl bir şey gören var mı? Onu sormaz. Zaman denizi denmesi, denizin dalgalı olması, muayyen bir vücudu olmaması, başka zaman bir yerden başlayıp bir yere atmaması, helezonik yay manasında okyanus gibidir. Ucu bucağı başı yoktur.
sonu da yoktur. Semayı gösterir. Deniz niye farklı renkte olur? Semanın farklılığındandır. Muayyen bir şekli yoktur. Muayyen bir rengi yoktur. Muayyen bir göstergesi yoktur. Anlıyor musun? Onun için usta zaman denizi diyor. Bazen de nehir diyor. Evet abim devam et. Kusura bakma bazen gülüyorum. Madem müsaadeyle bu zaman deniz olarak ifade ediliyor. Yani şekil olarak da şeklen hep dediğiniz gibi deniz gibi zaman. Alem müsaadeyle. Mevcu mevkufun diye geçer hadiste. Şimdi tefekkür ve hissin vücudu harisi zaman ve mekandan daha latif. Üf. Şimdi kainatla mevcudat ve cismaniyet bu şecere hikmet haritasında baktığımızda arştan aşağıya doğru olan kısım, alem-i şehadete doğru olan kısım. Kainatta bir hareket silsilesi var. Bu hareket arşta başlıyor. Yani zaman diyor harekatı millendi veya rengidir diyor ya. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam İmam Gazali Hazretleri'nde okumuştum. Bunun suretinde iki melaike-i azimeden bahsediyor. Bu arşta bu hareketi başlatan. Şimdi harekat silsilesinin en geniş ve en hızlı dairesi arşta başlıyor. Yani buradaki böyle büyük bir daire düşünün. Burası arş. Burada bir hareket başlıyor. Arştan alem şehadete kadar gül golcası gibi olan her alemde daha küçük daire ve hızlarda hareket var. Her alemdeki en geniş, yani her alemin kendi içerisindeki en geniş ve hızlı harekat o alemin sınırını oluşturuyor. Sınırını oluşturuyor. Şimdi mesela böyle 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 dönüyor, böyle 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 dönüyor. Değişik değişik hareketler var. Ve o alemdeki eşya o hareketin kuvvetine göre vücut mertebesi alıyor. Yani alem-i şehadette en hızlı hareket şu anda diyelim ışık hızı diyorlar veya daha hızlı diyoruz, bilemiyoruz. Alem-i şehadetteki en hızlı hareket, yani bizim alem-i şehadetin sınırını oluşturan en hızlı hareket ışık hızı veya daha hızlı bir hareket dersek bizim bu alem-i şehadette bir üst aleme geçebilmemiz için bizim alemimizde cereyan eden hız ve kuvvetten daha hızlı olmalıyız. Veya bulunduğumuz alemdeki, yani bizim alem şartındaki, atom alemindeki madde cinsinden daha latif olmalıyız ki bir üst aleme geçebilelim. Çok güzel. Şimdi bu hareketlerin, yani bu hareket silsilesinin arştan başlayıp da 18 bin alemde, her bir alemde muhtelif hareketler, muhtelif bu hareketlerin neticesinde muhtelif kuvvetler çıkıyor. Her birinin de bir itmek kuvveti, çekmek kuvveti, manyetik kuvvet artık ne derseniz bir sürü kuvvet var. Bu hareketlerin tesirine kalmamamız için ya bu hareketten kuvvetli bir kuvve-i kutsiyemiz olacak veya daha latif olacağız. Şimdi alemlerin muhtelif hızlarda ve büyüklükte dairevi hareketleri var. Bu hadis-i şerif az önce sizin bahsettiğiniz abi zaten bu dairevi harekete işaret ediyor, düşünüyorum. Bunun neticesi olarak mesela biz bu alemde sabit bir hızla, yani bir uzay aracı yapalım veya herhangi bir araçla sabit bir hızla ne kadar gidersek gidelim, ne kadar gidersek gidelim, içinde bulunduğumuz alemin ve diğer alemlerin hareketlerinden dolayı hiçbir zaman düz ve doğrusal hareket edemeyiz. Yani bu benim hani şu anki belki fizikçilere veya astronom teorilerine ters düşebilir. Fakat bunu ben yani Risale-i Nur'daki tefekkürüm bu şekilde, yani Risale-i Nur'da zaten şu andaki mevcut İlimin temeli olacak o kadar çok teori temeli var ki yani ben sayamıyorum. Yani benim Risale-i Nur'dan anladığım mana bu. Şimdi fakat mevcut fizik kanunlarına göre belki ters gelecektir. Yani bizim ne kadar güçlü bir aracımız olsa dahi bu hareket silsilesinden dolayı ne kadar gidersek gidelim hiçbir zaman düz bir hareket yapamayacağız. Zaten Miraç Risalesi'nde de şey diyor, kamer bari olarak gidiyor diyor. Yani kamervari olarak şey var Fatih Fatihler mi şey diyor fiziğe göre ters değil diyor yeni fizik bunu onaylıyor söylediğini. Şimdi Burak şimdi abi hazır yere gelmişken mesela Burak nereden geldi? Cennetten geldi. Cennet bizim bayağı bir üzerimizdeki alemlerin üstünde. Burak'ın öyle bir kuvveti var, kuvvetçisi var. Yani Burak düz bir hareket yapsa cismaniyet perdelerini geçer gider. Yani belli bir noktada bir kısa bir harekette 10 bin tane alemi geçer belki.
Şimdi devam ediyorum. Zaten sözler 506'da şöyle bir ifade var. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Az önce bahsettiğiniz hadis-i şerif, ya Ebu Azer, yedi göğün kürsüye olan nispeti ancak geniş düzlük bir arazide bırakılmış bir halka gibidir, bir yüzük gibidir. Bakıyorlar mısın? Arşın kürsüye olan büyüklüğü üstünlüğü ise arş, geniş düzlük arazinin halkaya olan büyüklüğün üstünlüğü gibidir. Buradan, yani bu az önce söylemiştiniz ya, şimdi bizim alemimizin bir üst aleme göre nispeti, bizim alemimiz bir yüzük ise veya bir halka gibi ise, onu çöle atarsanız oradaki nispeti kadar. Bir üst alemin de o aleme göre üstünlüğü bu şekilde devam ediyor, katlayarak devam ediyor. Şimdi bu hadis-i şeriften ben şöyle bir mana anlaşılabilir diye düşünüyorum. Şimdi buradan da belki de bir mana alemlerin fiziksel yapılarının dairevi veya elips şeklinde gül goncası gibi birbirine sarılı olduğunu anlıyorum, yani olabilir. Yani hadis muhaddis diyelim ama böyle bir mana anlaşılabilir. Muhyiddin Arabi Hazretleri de zaten şöyle diyordu, alemlerin çatılarında böyle konkav diyorlar. Yani elips şeklinde olduğunu söylüyor. Alemlerin çatıları, her bir alemin çatısı şu şekilde elipsin üst tarafı gibi, bu şekilde tarif ediyordu. Şimdi Mektubat 430'da birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içine sarılır. Birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Eğer biz bu alemde, biz içinde bulunduğumuz alemde iki hareketlerden daha kuvvetli bir kuvvet kutsiyemiz olsa, bulunduğumuz yerde çok küçük bir milimetrik hareketle kuvvet kutsiye nispetinde alemlerin cismaniyet perdelerine olduğumuz yerde geçebiliriz. Mesela Abdülkadir Geylani radıyallahu anh hazretlerinin elini uzatıp cennetten içecek alması. Kendini böylece uzatıyor, yani kerameti sabit, cennetten içecek alıyor. Veya Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin elini uzatıp bir hac yolculuğu vardı. Hac yolculuğunda yanlış yoldan gidiyorlar, daha sonra fark ediyorlar. Geri dönseler geçişemeyecekler. Ölülerinde daha var, sıra dağlar var. Elini uzatıyor, parmağını uzatıyor, şöylece bir hareket yapıyor. Dağa ikiye ayırıyor, oradan bir yol açıyor. Vay be, eşeğe nasıl müdahale ediyor? Şimdi devam ediyorum. Eşeğe nasıl müdahale ediyor? Kayyum esmasına evet, mazhar oldukları için kayyum. Kayyum, hay. Evet, devam. Tefekkür ve hissin latifliği ile burada mevzuya gelmek için bunlar anlattım abi. Tefekkür ve hissin latifliği ile aynı az önceki verdiğimiz örnekler gibi mevcudatın arkasına geçme kabiliyetiyle ilgili şöyle düşünüyorum. Yani bu tefekkür ve hissin az önce bahsettiğim örnekler gibi mevzudatın direkt arkasına geçme kabiliyeti var. Bu insanda var. Bu şimdi, şey, Sibirya'dan kardeş Rahman Suresi diyor, mealini yazmış. Diyor ki gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman. Ustad gül goncası gibi diyor ya alemler. Rahman Suresi'nden almış demek ustad. Vay be. Yani Arabistan'da yaşayan bir insanın burada ne işi var, hayret ediyor. Evet. Şimdi abi, tefekkür ve hisse bir misal vermek istiyorum. Bunlar vücudu harcileriyle ilgili. Şimdi vereceğim misalde his elektrik. Elektrik gibi his, tefekkürün vücudu harcisine göre. Tefekkür ise bu elektriğin içinde cereyan ettiği kablo gibi. Bununla ilgili bir misal vereceğim şimdi. Yani tefekkür, kablo, his ise kablonun içinde cereyan eden elektrik. Görüyor musunuz? Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi bu mevcudat, bütün mevcudat, hayat apartmanı diyebiliriz. Yani veya bu arştan veya dağ taşlarından baktığınız zaman nurani bir şecere de, şeklinde de gözükebilir. Mevcudatı hayat apartmanı diyelim. Bizim düşüncelerimiz bu apartmana bir elektrik döşeceğiz. Bu düşüncelerimiz elimizdeki kazma çekiç. Şimdi bu düşünceyle, düşüne duvarlara böyle tık 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 vuruyoruz. Vurduktan sonra bir yol açıyoruz. Bu duvarda böyle. Bu yol fikir. Apartmanın içindeki her duvarda. Daha sonra bu fikir ile açılan yola tabloları düşüyoruz. Bu döşediğimiz tablolar tefekkürlerimiz. Mevcudat apartmanın her tarafına böyle bir şekilde döşüyoruz. Daha sonra hissimizde bu tabloların içinde dolaşan elektrik oluyor. Şimdi tefekkür... Maşallah.
Maşallah ne güzeldi değil mi? Ne güzel bir misal. Alemi nurlandırır diyor. Çok evet. Alemi nurlandırır diyor. Çok güzel, devam. Şimdi, yani biz bunları düşüne düşüne fikir yoluyla tefekkürlerimiz mevcudatın arkasını bu böyle bobin gibi, motorun üzerindeki bobin gibi saracak. Böyle aynı bobin motorun üzerindeki gibi saracak. Ve gücü nispetinde, yani gücü nispetinde, kapasitesi nispetinde his elektriği onun üzerinde dolaşacak. Mevcudatın her yerinde. Ya yani bu söylediğim realite, yani bu soyut bir ifade değil. Ve mevcudatı hissetmeye, mevcudatın içinde elektrik olmaya başlayacak. Şimdi hiçliğimizi nasıl bilecek diye biraz bir şeyler okuduk, tefekkür dedik. Peki hiçliğini bilince ne olacak, bize faydası nedir? Sözler 625. Bunu Mehmet direkt söylüyor. Yani tamam da bu her derste sorar direkt. Tamam da bu bize ne faydası var diyor. Şimdi ona geldin de hoşuma gitti, evet. Şimdi işleri bilince ne oluyor, bize ne faydası var? Sözler 625. Dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Onların nukuşunu gösterir. Manayı harfiyle onlara aynadarlık eder. Dünyanın şu yüzü hadsiz mektubat sanadaniyedir. Bu yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, aşka layıktır. İkinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin sarmasıdır. Cennetin mezrasıdır. Rahmetin mezheresidir. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir. Takdire değil, muhabbete layıktır. Üçüncü yüzü insanın hevesatına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın melabeyi hevesatı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünkü fanidir, zahildir, elemlidir, aldatır. İşte hadiste varit olan takdir ve ehli hakikatın ettiği nefret bu yüzdedir. Sözler 232. Güya umum inkılaplar ve külli tahavüller birer manevi yağmurdur. Fakat insan hem zahir perest hem hotkan olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hotkanlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saniyenin esmasına ait binlerdir. Eşyanın insana ait gayesi bir ise saniyenin esmasına ait binlerdir. Zaman zaman kendime sorardım, yani şimdi mevcudat var, kainat var, galaksiler var. Şimdi tamam, bana ait gayesi bir. Fakat bana ait gayesi bir olmayan o kadar çok mevcudat var ki, mazide, yüksek halde, bulunduğum anda, ulaşamadığım, göremediğim dünyanın hücra köşesinde. Tamam, bunların Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan binler gayesi var. Kabul ediyoruz. Şimdi hiçliğini bilmek hadisesi tamamen dünyanın Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan birinci yüzünde cereyan ediyor. Hiçliğini bilmek hadisesi dünyanın Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan birinci yüzünde cereyan ediyor. Bu cihette çok kıymetli. Ya bütün mevcudat niye var? Kainat, mağazı, müstakbal. Bu mevcudatın Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan yüzüyle ilgili benim bir bağlantım olmalı. Yani bu bağlantıyı da hiçliğini bilmekle, hiç ender hiç olmakla temin ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın mevcudatın, Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan yüzüyle ilgili bağlantımızı hiçliğimizi bilmekle, hiç ender hiç bile bağlıyoruz. Burayı izah edebilir mi? Çok 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 güzel yani, maşallah, evet. Yani şey oluyor biliyor musun? Pergelin ucunu tefekkür ede ede, yani tövbe yani böyle, sen bu alim, Allah'ın ilmi var, benim ilmim kıyas ediyor ya, işte ben odamı yaptım. Şimdi o sıfat öyle bir mazar oluyor ki, sanki esmalar senden dışarıya çıkmış. Buna delil şu. Adam elini böyle götürüyor, dağ bölüyor, uzatıyor elini, gaybden bir şey alıyor. Bu mesela bir tane de misal vereyim. Mesela biz Allah'a nasıl inanıyoruz bu dünyada? Zatiyle yok kainatta, sıfatlarıyla her yerde. Başka her istediği olur, istemediği olmaz. Değil mi? Bak, her istediği olur, istemediği olmaz. Zatiyle insanda, sıfatlarıyla kainatta.
Şimdi biz buna iman ettik. Bedeli nedir peki, ücreti? Cennette her istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Yani ne demek? O Allah'ın zatına bakan esmalara azami derecede mazhar oluyorsun. İşte onu bu dünyada yaşıyorsun. Hiç enderle. Hiç değil. Tamam. Evet. Sözler 624. Binbir esma ilahiyenin birbirinde çok pek çok tabaka, husn ve cemal ve faz ve kemal bulunduğu gibi pek çok pek çok merati ve muhabbet ve iştihar ve izzet ve kibriya vardır. İşte bundandır ki Vedud isminde mazhar olan muhakkikin evliya bütün kainatın mahiyeti muhabbettir. Bütün mevcudatın harekatı muhabbettedir. Bütün mevcudattaki incizat ve cezbe ve cazibe kanunları muhabbettendir demişler. Sözler 523. İşte sani-i mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli-i muhabbetin bütün envaını bir noktada, bir aynede görmek ve bütün enva-ı cemalini ehadiyet sırrıyla göstermek için şecere-i hikmetten bir meyve-i münevvel derecesinde ve kalbi o şecerenin hakaik-i esasiyesini istiham edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zatı o mebde-i evvel olan çekirdekten ta müteha olan meyveye kadar bir hayk-i hisab hükmünde olan bir mirac ile o ferdin kainat namına rububiyetini, mahrubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek ve hüviyet-i cemaline müşerref etmek ve ondaki halet-i kutsiyeyi başkasına sirayet ettirmek için kelamıyla tasdif edip fermanıyla tazrif etmektir. Sözler 358. Muhabbet şu dünyanın bir sebebi, şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın varlıkasıdır, hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine devş edilmiştir. Bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belalardan kurtul, şu nihayetsiz muhabbette nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur. Ne vakit hakiki sahibine verdin, o vakit bütün eşyayı onun namıyla ve onun aynesi olduğu cihette ızdıraksız sevebilirsin. Bütün eşyayı, o vakit bütün eşyayı, mazi, müstakbel, mevcut, mağdur, bütün eşyayı onun namıyla ve onun aynesi olduğu cihette ızdıraksız sevebilirsin. Kişliğini bilme nispetinde mevcudatın sahibi adına mevcudata olan muhabbetimiz artıyor. İçtiğimizi bilme nispetinde mevcudatın sahibi adına mevcudata olan muhabbetimiz artıyor. Mevcudatla aramızdaki bağ olan muhabbeti şuur etme nispetimiz artıyor. Kendi aynadarlığını ve mevcudatın aynadarlığını biliyoruz, fark ediyoruz. Sözler 474. Faniyim, bizim Fatih Lemi'nin sevdiği yer. Oraya geldik. Faniyim, fani olan istemem. Acizim, aciz olan istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayr istemem. İsterim, fakat bir yâre baki isterim. Derreyim, fakat bir şems-i sermez isterim. Hiçender hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim. Hiçender hiç olan üstadın bu mevcudatı istemesinin birkaç sebebinde şöyle olabilir. Külliyatta rastladık. Yani üstad niye bu mevcudatı istiyor? Birincisi, mevcudatın sahibi alınan mevcudata olan muhabbetten dolayı. Hiçender hiç olunca esmanın, yani hiçender hiçteki ikinci hiç olunca esmanın cevher mertebesinde olması ve esmanın mevcudatın varlığını iktiza etmesi ve mevcudatın da buna ihtiyacı olması. Yani hiçender hiç olunca ikinci hiç esmanın cevher haliydi. Bu esmanın cevher hali mevcudatın varlığını iktiza ediyor. Ve mevcudatın da buna ihtiyacı var. İktiza ve ihtiyaç. İkinci sebebi bu. Üçüncü sebep, çekirdeki asli makamında olunca, hiç ender hiç olunca, çekirdeki asli makamında çıktığı zaman fıtratın meyveyi istemesi ve bu meyve için de şecere-i hikmetin varlığının gerekliliği. Evet abi, bir sorumuz da peki şöyle var, hiçliğimizi bilince ne olan, bize faydası nedir dedik. Bu esma, dünyanın Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan yüzünde cereyan ettiği için bu açıdan bu cihette çok kıymetli olduğunu söyledik. Yani bu
içtiğimizi bilmenin nispetinde bu mevcudatta olan bağımız, rabıtamız, muhabbetimiz artacak. Yalnız şöyle bir sual daha var. Bu sualle ilgili hiçbir fikrim yok. Peki, içtiğimizi bilmeye başladığımızı nasıl bileceğiz? Bu konuyla ilgili de sizden birkaç bir şey dinlemek isteriz. Yani içtiğimizi bilmeye başladığımızı nasıl bileceğiz? Veya bunu nasıl hissederiz? Nasıl anlarız? Evet, sevgili dimağcılar. Nasıl anlarız? Bir insan niye konuşur? Bir insan bir şeyin peşine niye koşar? Bir insan devamlı aynı şeyi niye zikreder? Dört suret. He? Ateş. Yok, mesela bir insan soruyla varalım, soruya. Bazen mefhumu muhalifiyle. Mesela bir insan devamlı bir şeyi niye peşine koşar? Niye ister? Niye sorar? Yani demek ki aleminde aktif olmuş ki. Mesela niye tok iken ekmeğin peşine koşmuyor? Hani içtiğini, başladığını nasıl anlarsın? Bunları konuşmaya başladığın zaman. Hmm. Abi her şeyde mahiyet, kanuniyet, hakikat, suret. Evet. Keyfiyle bakan kişi demek ki o noktada aktif oluyor. Hmm. Mesela diyelim ki biraz önce dedi ki, mesela insan niye uluyet dava eder? Kafasında öyle bir ciddi bir boşluk var ama korkunç. Mutlak ve itlak bir yapıya sahip. Neyle dolduracaksın? Allah'a emanet mi misin? İlahım diyeceksin yani. O ciddi bir boşluğu hissettiğin zaman o tutunacak. Bu sefer şey yapar. Birisi bir şey diyecek. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani başlangıç noktasında derse girişte aslında söyledi. Ne dedi? Farkına, Osman sana şey yapacağım ha. Aç fark noksa kusurunu deruhte ettiği andan itibaren başlıyor. Aç fark noksa kusurunu deruhte ettiği anda diyor Faruk. Aktif oluyor yani. Aktif olmuş anlaşılıyor diyor. Buyur, buyur Osman. Mesela bu yol acaba hususi bir yol mu Risale-i Nur'un gösterdiği? Hem herkese açık mı yoksa hususi bir şey mi konuşuyor? Yani bu yöntem aslında yani Risale-i Nur'un ana omurgası mı yoksa böyle daha hususi, böyle talep edenlerin gittiği bir hususi durum mu? Yani bu içtiğini bilmek meselesi mi? Evet, evet. Yani külliyatta zikrediyor mu sence bayağı? Yani bana göre ana şeyi oy, ana hattı bu yani işin. Evet. Maksadı buymuş gibi ama tabii demek ki zor bir yol. Yani çıkılacak herkes gidemiyor veya anlaşılacak bir şey değil gibi geliyor ama. Yani ya, konuşuyoruz ama yani hususi bir şey mi konuşuyoruz diye biraz aklıma geldi de. Evet, şimdi şu var Osman. Neye benziyor biliyor musun? Eski halime ben biraz benzetiyorum. Beni bilenler tevhidçi bilir, tamam mı? Tevhidçi aşır böyle dersi. Dersimizde hiç yeni eksik olmazdı. Değil mi? Hep getiriyorlardı zeytin. Hep yeni. Bu sefer onları memnun etmek adına hep böyle aynı döngüde dolaşıyordum. Yani tevhid aşır. Oysa şunu kaybetmişim, farkında değilmişim. Hizmetimin zembereği olan, temel taşı olan elemanların ülfet belasına sarmalamışım. Onu neredeyse hizmetin devre dişi yapmışız. Yeniler adına. Onun için ikisi de var. Mesela diyoruz ki bazen, ya bunlar yeniler için olmaz. Biz zannediyoruz, biz. O zannımızdır. Risale-i Nur'da atfak, noksan, kusurunu devlet etmek, bu şu bahsedilen konu bayağı büyük bir cadde ya. Yani. Aslında birinci sözde de bunun temeli var ya abi. Var tabii. Yani bu Dima grubu sen sonra mı kattın? Aslında mecula atsam ne olur dedim yani bu adresi atsam. Abi bu, ben de aynı şeyi düşündüm abi, attınız mı diye. Yok, atmadım. Yani. Şimdi daha önce planladık. Şimdi mesela umumi mi değil mi? Mecula atsam ve telegram atsam ne olur? Umumi olur. Onlardan bunu beklerim. Olmaz işte. Hususi olduğu için hususi dairede kaldı bu. Ama bu dairenin içinde de hususi diyorsan o zaman
hepimiz tek tek bundan çıkmamız gerekiyor. Yani bu Telegram veya mevcut grubumuza atmamak tabii ki şeydir, hepsine bakmaz ama kimse de hiç sessiz kalmaz. Yani bu ülfetimizi kırıyor. Yani olmayan bir şeyi hayal edip böyle kurgulamıyoruz. Var olan külliyatta yürünmüş. Abi mesela dersi dinliyor. Barla'da mesela bir tane hatırıma geldi. Hafız Ali abi ders dinliyor. O ders dinlerken çıkmış. Barla'da diyor, ben dersten çıktım diyor. Semanın arkasına, büyük saraya girdim diyor. Saraya dolaşırken diyor, başım döndü diyor. Yani yatağı edemedim diyor. İndim aşağıya diyor. Derste ustad da bunu koymuş. Sonra indim diyor, küçük bir saraya geldim diyor. Tam küçük saraya geldim ama diyor, bunun kapısını nasıl açacağım ya diyor. Derken diyor, ders yapan zat bunu bilmiyor ne oluyor bunun haline. Ya diyor, her şeyin anahtar besmele. Ha, besmeleyi verdi eline. Açtım girdim diyor, dolaşmaya başladı. Bu ne diyor ya? O kadar var ki külliyatta. Dersimi aldım, kabı kavsenden el aman hala devam ediyor diyor. Dersini kabı kavsenden alınır mı? Mesela Barla'ya bakın. Yani bu Risale-i Nur'un sehli mümteni demektir. Sehli mümteni 25, biraz mühim olduğu için söylüyorum Osman, biraz uzattım. Kusura bakmasın arkadaşlar. Sehli mümteni demek, Risale-i Nur çok kolaydır, çok zordur. Sehl, çok kolay. Mümteni, imkansız. Çünkü işte Risale-i Nur ismi azama mazhar olduğu o demek. Aynı dersten çocuk duyuyor, profesör duyuyor. Kadın duyuyor, erkek duyuyor. Dün duydum, bugün de duyuyoruz. İşte bunlar mutala ve muzakere imal edilmiş ve cemaatimizi maalesef cuların cemaat, yani biz cemaat, ülfet belasına sarmalanmışız, perişan olmuşuz. Gayet normal bu yol, hususi değil ki. Hasan abi, Hasan Feyzi abi kabukası ders almış ya. Evet Hasan Feyzi abi, sesi yükseltsene. Şimdi acaba Risale-i Nur mu acaba kabukası derse ders veriyor? Yani sırf ona has mı? Hayır, oysa Hasan Feyzi abiye has değildir. Ve bu Risale-i Nur isim cihetiyle değil. İsmi azam. Mesela öyle peygamberler eskide gelmiş ki diyor, haşiri bir nakildir diyor. Öyle demiyor mu? Peygamber yani bu. Ama Risale-i Nur çocuklara da anlatmış diyor. Mesela 40 sayfada ancak eğillerine Sadi Teftezani'nin kader meselesinde şey yaptı. Avama da çocuklara da diyor. Artık bu mesele hepimizin meselesi. Yani. Çünkü bu ülfet belasının, bu Hasan Feyzi abinin aldığım dersi ona has değil. Has olsaydı külliyata konmaz bu. Şöyle bir Risale-i Nur abi, Kab-ı Kavsel derecinde ders veriyor. Kab-ı Kavsel makamından Risale-i Nur ders veriyor. Mesnevi 641'de ne dedi? Fatih'i okudu, dedi ki... Yani sırf öyle anlatılıyor. Yok. Sanki o oraya gitmiş, o ders alıyor. Yok. 641'de diyor ki, her şeyin her yerde oldu. Evet, Risale-i Nur bu makamdan ders veriyor. O zat has değil bu. Herkes. Abi, hiçliğini anladığı zaman zaten görmeye başlıyor değil mi? Yani sen okurken hiçliğini kendine... Mesela bir misal vereyim bak, hiçliğini. Mesela dershanede oturuyorsun, diğerde, şimdi arabada oturuyorsun, şurada, buradasın. Şimdi ne kadar içini boşaltırsan, çok özür dilerim, özel bir şey anlatacağım bugün. Arkada kardeşimiz de içinde bugün konuştuk, o da şahit, ismini vermeyeceğim. Mesela özel bir hayat var, yani ailevi hayat. Zannediliyor ki böyle şey, ya bir insanın özel hayatı bile olabilmesi için, hiç diye adına söylüyorum, hiç olursan var edersin, var olursan. Kafanda bir sürü sıkıntılar var, dertler var, çek, sönet, gitti, geldi, bir sürü izler. Özel hayatta olmuyor, o da ölüyor. Öyle bir salgılama olmuyor, böyle bir ihtiyaç da olmuyor. Yani o bile sakin bir kafa, yani yoğun bir insanda olmaz o tür. Yani anlıyor musun? Onun için asıl sorunu o da. Şimdi bu mesele ne kadar terk ve tecerrüt olursa başlıyor bu. Bu mevzu birinci sorunuz. Terk günahların vücudunu, tecerrüt enfusteki gurur, kibir, haset gibi şeyler. Onlardan sıyrılma nispeti. Bu Risale-i Nur'un, Risale-i Nur ruhlarındandır. Ruhu bir mevzu. Barla bunlarla doludur. Barla idealist dava adamının ruhu inşa etme malzemesidir. Barla.
his ise Emir Dağı'ndan. Başka bir kardeşler, onların önünü kapatmayayım. Onlar ne düşünüyor? Evet. Hasan abi. He abi. Ben de hiçliğini bilmek, bir insanın eleştiri ve tenkit modundan vazgeçtiği noktada başlar. Allah Allah. Bu da bak, ilginç. Tenkit de yani şu, şunu diyorsun. Bir insan niye tenkit eder? Çünkü dışarıdadır. Dışarıdadır, farklılıkların içindedir. Ama geçmiş içeride bakıyor ki dışarıdaki farklılıklar kendisine zenginlik kattığını görüyor. O zaman diyor ki bak, tenkit asıl hastalığı, belası, vebası. Tenkit niçin? Mülktedir. Melekütle bakamamıştır. Doğru yani bu değil. Yani ne kadar güzellikler çıkıyor bu dersin müzakeresine bak. Noksaniyetini anlatsa zaten ha. Karşı tarafı tenkit etmez abi. Yani diyor ki tenkit etmemeyle hiç deniz fark etmiştir. Adamın derdi başka diyor. Evet. Yani başka bir şey yapan var mı arkadaşlar öyle? Çok çok güzel gidiyor yani. Yani hiçlik bilmek, hiçlik ne karımız var, ne olacak? Efendim İrfan. Geliyor abi. Çok geliyor, malum yerden geliyor. Evet abi internet çok iyi değil burada. Ses net geliyorsa bir katkımla da ben kurmak isterim. Evet çok iyi geliyor o memleketten. Abi şimdi hiçliğini bilmek de sonunda bir kelimedir. Bir manaya işaret eder. Hiçliğini bilmekle birlikte bunu kullanırken Fatih Erkoç abinin sorusuna hem de Osman abiye de benim düşüncemi beyan etmek noktasında konuşacağım. Şimdi mesela bu içliğini bilmekten maksat kişi mahiyetini merak ediyorsa zaten başka bir şey bulamayacaktır yani. Hani üstadın ifadesiyle formasında kusur ve naksan başka bir şey kalmayacaktır. Çünkü ne yerin atsa elinde kalacak. Bu tren hadisesinde elimi etraftaki gülleri uzatıyordum, kanatıyordu diyor. Uzatırsan kanatacak. Adetullah bu şekilde cari. Kişi mahiyetini merak edip mahiyetini ne olduğunu merak edip bunu anlamak noktasında düşüncesini, yaşantısını bunun üzerine bina ediyorsa bu kişi bu yolun içindedir zaten. Bu ve buna varacaktır. Bu sadece bizim mesleğimizle alakalı dersek haksızlık etmiş oluruz. Bütün mesleklerin noktayı kemali budur zaten. Hepsi buna ulaşmaya çalışmıştır yani. Sadece bizde kusursu desek öyle bile eksik olurken bize aittir desek bile eksik olur yani. Peygamberden önceki mesleklerin de noktayı kemali budur yani. Buna varmak. Buna mı? Evet. Bunu aleminde zaten sıyrılmak, üzerindeki elbiseleri çıkartmak, sıyrılmak, evet. Sıyrılmak. Bu bir insan buna ihtiyaç nasıl duyuyor değil mi? Ne kadar hoş yani sıyrılmak. Asrın belasını giymek. Onu almak. Ona da sahip olmak. O daireyi de almak. O arabayı da almak. O telefonu da değiştirmek. Ya, giymek. Bir sürü şey. Ama bu işte çıkarıyor. Sıyrılıyor. Yani bu sefer ne oluyorsun? Ne diyordu? Muhyiddin Arabi nasıl diyordu Fatih? Sen söyle. Hep olursun hiç edersen kendini. Bak, hep olursun hiç edersen kendini. Hep olursun hiç edersen kendini. O tasavvufta. Mevlana Vahdetin demiş ki işte hiçlik varlığın aynasıdır. Hasan abi. Abim. Burada yine çok mühim bir şey var aslında. Osman'ın da cevabı biraz daha yakın olur buna. Çok güzel soru sordu ki bereketlendirdi yani Osman bu işi. He. Evet. Şimdi kimisi bakar suretten, kimisi bakar kanuniyetten, kimisi bakar hakikatten, kimisi bakar mahiyetten. Yine bu dört ana şeyimizden bu çerçevede baktığımız zaman çözümleniyor. Yani kimisi hiçliğini sureten görür, kimisi kanuniyetçe görür, kimisi hakikatine bakar görür. Birisi de mahiyetinde görür. Hepsi aslında görüyor. Kendi ilmi çerçevesinde görüyor. Mesela beni aynı bu manada benim bir şeyimi şey yapayım, haletimi, ismi yaşadım yani. Bu tefekkür değil, kazanım değil. Birkaç defa ölüm moduna girdim. Yani geçmedim, bu tarafta kaldım ama bir zehirde oldu vesaire.
O zaman ben bir parça paylaşayım size. Bu ne işe yarıyor bu dersler? Ama şuurum var, tamam mı böyle? Sol üst köşede duvarda bir ışık ama öyle şiddetli ki şiddeti zuhurundan bakamıyorum gibi yani. Belirdi. Yani köşede belirdi. Tamam. Ben size bir bununla alakalı o kardeşinize yarayacak ki sekeratta. Ben bir derece o zevde bu şeyi dönemi yaşadım. Doktorlar panik yaptığı zaman doktor, iki doktor da dinliyor. Kan galiba 2.5'a inerse donuyor. Benimkisi 4.5'a inmiş. Böyle donuyor. Suratlı bir şekilde iniyor, bağırıyorlar. Yani bu şey diye. 2.5'a inerse sonra donarmış, kan donuyormuş. Benim 4.5'taymış. Böyle. Şimdi o anda yaşadığım şu, böyle gidiyorum ama o kadar tatlı bir şey ki o anda geleni size söylüyorum ve oradan rahatladım. Hiçbir şey bana ait değil. Yani hiç demiyorum. Baktım ki hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Hiç. Yani insan bir şeyden sahiplenir, elinde olsa ondan ayrılmak, İrfan dediği gibi eli kanatıyor ya. O anda böyle bir güzel bir ümit, güzel bir ümit, beklenti, o ışın bana gelmesini bekliyorum. Yani çoğaldı geliyor ama birisi emretti, dur dedi, geri gitmeye başladı. Yani o an haletimi söylüyorum bir daha. Yani öyle bir ümit, haf var, reca var ama ümit galip. Öyle. Ümitli böyle. İşte sonra baktığım zaman böyle hiçbir şey yok. Yani hiçbir, eyvah şu gidiyor, bundan ayrılıyorum, arabadan, eşten, açtan, işten. Böyle böyle bir şey olmadı çok. Bu dersler yaşaya yaşaya veya tefekkür edeye de ilk önce düşünüyorsun. Düşünüyorsun, fikir oluyor, fikri yap, kullanıyorsun, tefekkür oluyor, tefekkür, akıl derken zihin oluyor, hisse geçiyor, artık oluyorsun, his deyince oluyorsun, o zaman giden de, gelen de, ölen de, dirilen de aynı oluyor. Bedene vücut rengini vermiyorsun ki, buna vücut rengini verirsen bundan ayrılmak zor olur. Ölümün şeyi neydi, ustad diyor, firakmış. Yani firak olması ölüm olmazmış. Firak. Şimdi niye çocuk ölümün şeyini çekmiyor? Deliler, Alzheimer'lar niye ölümün tasasını, sıkıntısını çekmiyor? Firak denen bir şey hissetmiyor ki. Firak yok ki. Firakı kaldırırsan ölüm denen bir şey kalmıyor sende. Acısı da. Mesela ölüm anında arabadan, eşten, işten, açtan, yattan, kattan, attan hepsinden ayrılacaksın. Tek tek geliyor, sıralanıyor. Kasa masa derdi Hızır abi, Allah rahmet etsin. Masa memurluk, kasa para. Kasa masam yok ki derdi. Korkayım. Ben Hızır abi dedim. Ölümü nasıl şey yapıyorsun? Ölümde niye korkayım? Kasa masam yok ki dedi. Kasa para. Masa makam. Böyle bir şeyi peşine koşmadım ki dedi. Yani demek ki bu tür dersler burada orayı hissettiriyor. Ama esbab alemini terk anlamına gelmiyor. Evet, Osman'ın bu sorusu Osman'a ait değil. Osman dile getirdi. Size karşınıza çıkartacaklar bunu. Çıkmışsa bir, yani bir Nur Cemaatı'nın ekseriyeti bu soruya sahip ve bunu size soracaklar. Derler ki size Muzam Ümmet Caddi-i Kübra'dan gider. Nur Cemaati böyle bir yolla gitmiyor. Siz demek has ve hususi bir yol şey yapıyorsunuz. Tamam, böyle umumi bir yol değildir. Umumi olsaydı umum cemaat böyle bir şey yapacaktı deniliyor. Hani Allah Resulü insanlık içerisinde beşte bir olması, nurcuların da böyle. Yani insanlığın içinde beşte bir Müslüman, beşte dört iman etmemişler Reşad'a.
şeyin içinde, Müslümanlar İslamiyet içinde de müceddidlik de aynı böyleymiş. Bu kanun gittikçe Osman ufalıyor. İnsanlık dünyasında İslamiyet, İslamiyet içinde müceddidlik, müceddidlik içinde de bu tür şeyler hep çekirdektir. Cemaat bir ağaca benzer ama bir şey ki kıyamete kadar devam eder. 264 Emir daha bir de diyor ki, onlar ne kadar dahi az dahi olsalar, bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetlidirler. Bir kısım ne? Uhuvvet, ihlas, tesanüt sırrına sahip bir avuça dayanacak Mehdi. Siyasi Mehdi. Çok az bir gruba dayanacakmış. Emir daha bir 264'te. İhlas, muhabbet, tesanüt sırrına tam sahip. Tam sahip demek enfüse geçmiş. Yani dışarıdaki tenk etmiş, gelmiş, yapmış, gitmiyor, öyle bir şey. Ona dayanacağını söylüyor. Bu siyasi Mehdi, bu cemaatin iman kadrosuna buna dayandıracak. Buna dayandıracak. Ha demek ki bir size sorarlar, Osman'ın sorduğu zaman o kokuyu aldım ben zaten. O kokuyu devamlı diyorlar. Hemen cümle şu mektubatta. Muzami ümmet Cadde-i Kübra'da gider. Sizin bu şeyleriniz biraz hususi kalıyor. Mesela ama işte hususi, beşer dünyasının Hazreti Muhammed hususi, insanlıkta İslamiyet hususi, İslamiyet içinde nurculuk hususi, nurculuk içinde de bu meslek hususi. Ama bu çekirdektir. Bunun adı ne deniliyor külliyata? Dar daire. Risale-i laikalar okunsa biliniyor. Daire-i nur içinde, nur cevati içinde iki daire var. Dar daire, geniş daire. Dar, geniş daire mesela Zübeyir abi demiş ki ağacın dalı, budağı böyle hatta gövdesi bile kopsa önemli değil. Kökü sağlam mı? Çıkar. Dar daire kökü koruyor. Geniş daire ağacın ihtişamı. Bakarsın milyonlarca insan etba var, lazım o. Dershaneler var, binlerce lazım o. Ama ağacı has kılma çünkü bir harici sebeplerle kırılabilir, dökülebilir, şimşek inebilir. Çekirdek olduğu zaman çıkıyor gene. Onun için bu daireye Risale-i Nur'da, laikalarda ne deniliyor? Dar daire. Dar daire diye nurdersi.com'da, ben yani o çok bayağı da ders var. Risale-i Nur'da bayağı yer var. Dar daire. Mesela Barla'dakiler dar dairedir. Barla'daki abiler dar dairedir. Mesela Ashab-ı Keyf'in kaç tane şeyi vardı? Tabisi? 300. He? Kaç tane vardı? Sufa. Yani 307 tane. Hani o yattığı o kadar da kişiymiş en has. Hmm. Ustadın da en böyle zamanında en has kadrosu bu. Milyonlar vardı ama 300 küsür taneydi diye geçiyor bunlar. 300 küsür tane. Mücihette diyor Ashab-ı Keyf'in şeyine benzer diyor. Gayri müteşirde. Ashab-ı Sufa Allah Resulü'nün 300'de 350 kişiymiş. Ashab-ı Keyf dediniz abi o yüzden. Ashab-ı Sufan dışında Ashab-ı Keyf'te de 307 kişiymiş o. 307 kişi sene o şey hariç yani. Hmm. Böyle yani bu iş külliyatta bir de söylüyorum bu meslek dar daire. Dar daire geniş daireyi tazamun ediyor. Devamlı bu korunandır. Bu koruyor. Devam mesela siyasette kullanayım ben bunu. Bu memlekette bir derin devlet var, onun arkasında da bir ihtiyarlar devlet var, bir de şey var, aksaçlar. Hani bunu siyasi filmlerde kullandılar ama bu doğru yani. Mesela Abdülhamid'in teşkilat-ı mahsusası ya, yani. Bu böyledir. Zahirde kimse bunu görmez. Tiyatroda oynayanı bilir, derler işte Tayyip şu. Oysa tiyatroda oynayan, o tiyatroyu yazan ayrıdır. Yaz bu tiyatroyu diyen ayrıdır. Yani tiyatroda oynayan Tayyip, bu eline verilen metni, tiyatro metnini Tayyip yazmadı, birisi yazmış. Bir de şunu yaz diyen daha arkasın. Bu işlerdeki olanlar hiç vitrinlere çıkmazlar, sıkılırlar, meşgul olurlar, televizyonlar, şunlarla işte bir olmaz. Zahirde bunlar dar dairedir, çekirdektir. Ustad 264 Emirdağ 1'de dediği gibi uhuvvet, ihlas, tesanüt,
sırrına tam sahip. Bir kısım diyor, bir avuç. Mehdi iman hizmetini, iman hayat, şeriatın iman hizmetini buna dayandıracak diyor. Öyle diyor. Bunlar çok azdırlar ama diyor, bir ordu kadar kıymetli ve kuvvetlidirler. Yani o karşınıza çıkar Osman'ın sorusu. Allah razı olsun güzel. Yani siz Musa Mühmet'teysin değil. Cevap ne olacak? Tabii doğru haklısın diyeceksin. Cevap vermeyeceğiz. Tamam cevap. Ama sen kendi işini bileceksin. Kesinlikle ama iyi niyeti olanlara izah eder. Kardeşim dersin. Esasat-ı Nuri adlı bir kitapta dar daire, geniş daireyi bakarsan bu mesleğin, meşrebin, risalin çekirdeği olduğunu görürüz. Çünkü barla bunlarla dolu. O gitti büyük saraya diyor. Şimdi bir yerde okusa ne diyecek der mi ki bir nurcu? Ya ne okuyorsun kardeşim? Aldım Kabu Kalp senden dersimi diyor. Vallahi. Ve Hulusi abinin şeyleri mesela şimdi gidin. Bunlar barla, bunlarla dolu. Barlayı her yerde ders yapmıyoruz. Yapan da çok az. Bilen de çok az. Lugatta da çözülmez. Ondan sonra. Peki emirdağ nedir? Emirdağ içsel fikriyat ve hissiyatımızı tanzim ediyor. Kastamonu nedir? Dış dünyadaki yapmalarımızı, doğru ve yanlışlarımızı. Adam bunu bilmiyor ki daha. Darda el geniş tabi. Mesela Kastamonu'da cemaati nasıl yapıyor? Dost var diyor. Kardeş var diyor. Talebe var diyor. Has var diyor. Hastanın hası var diyor. Erkanlar var diyor. Rükünler var diyor. Bunlar kim? Ya bunlar tabi. Evet yani çok bereketli bir ders oldu. Çünkü layıkaya da geçti. Yani neyin peşine koşuyoruz onu da külliyatta gördük. Tabii siz hepiniz külliyatı çok iyi bilen insanlarsınız. Ben o noktaları söyledim ama gelip bir sürü şeyleri de doldurursunuz. Esasat-ı Nuriye kütüphanenizde olması lazım. Rüştü abi çıkarttı. Ama bunu yapılırken bizim de Zeytinburnu'nda bize derdi ki şu mevzuları topla. O zaman bilgisayar yok ki. Mesela hissiyat, dostları toplasan derdi, sen kardeşleri topla derdi böyle. Ondan sonra kitabı makasla keserdi. Yok ki başka, yani kopyala yapıştır. Sonra neyle yapıştıracak? Hamurla yapıştırırdı. Zaman kağıdına, külliyat mesela diyelim ki sen yeni külliyat mı aldın? Nurcular çok iyi biliyordu. Eskidi, Rüştü abiye getiriyorlardı takımları. Çünkü Rüştü abi onları keser yapıştırırdı. Toplama öyle yapardık. Öyle bir Kastamonu görürsün ki cıcığı çıkmış, hep kesilmiş. Başkası getirdi böyle. Envar'da hata basıldığı zaman ona getirdi. Makasla keser, hamurla yapıştırırdı. Öyle çalışmış. Ben o zaman vazife yaptım onlar. 80'de Çağatay Offset'te ben de çalıştım. Sümül Efendi 78-80. O yapıştırıyordu. Her tarafımızın bir şey oluyordu. Hamur oluyordu. Hasan abi. Evet abi. Müşte abi deyince ya siz anlattınız veya ben onun bir şeyinde dinledim. 60 küsur yaşında diyor ben anladım. Hasbunallahi ve nimel vekil. Yani hissettim. Bu işte zamanla hiç elden içtiğini bilmek, bu hissiyata ermek olmuyor mu? Bir parçası o abi. Bir de zahirde Hiçlik veya içenler hiç bize kazandırdığını ben şöyle tefekkür ediyorum. Enaniyet bir buz parçası. Yani hani mahalle arasında konuşurken sen kimsin? Hani hiç dersin hani insan veya tatlıktanı gelen hazretine sen kimsin diye beni tanımıyor musun diye o hadisesinde. Ama buz parçasını havuza attığın zaman içenler hiçlik makamına yani dalıyorsun en azından. Evet. En azından ölüm korkusu, sekerat, işte tulu emel, gelecek kaygısı, endişesi, çoluk çocuğum ne olacak, kızım, oğlanım ne olacak, ben ölürsem, tamam maaşımla dairem var ama yani bu kızım ne olacak, kim ondan tutacak elinden, oğlum ne olacak, bu endişe dediğimiz kaygı şeyle, kendi ölümün, kendi kabirdeki durumun, bunları bize teslim, tevekkül, itimat, kanaatı bunlar veriyor işte bu dersler. Yani bunları fikrediyorsun, fikrede de hissetmeye başlıyorsun.
hissedince latifeler aktif oluyor. O alemi burada yaşarsın. Mesela Muhyiddin Arabi tekti. Ama nasıl bir çekirdek olmuş değil mi böyle? Tekti yani. Hususi bir cadde ama herkesin gönlünde. Yani bu enfosi ders yapıp da hiç zikredilmediği yok. İmam-ı Rabbani kendi sahasının gelen şeyiydi. Mesela İslam içinde tasavvuf hususuydu vesaire. Nurculuk İslam dünyasında hususi bir şey. Nurculuk içinde de böyle. Yani gittikçe daire böyle oluyor. Ufalıyor. Ha ha hu yaptığın zaman adam şimdi lügatına da müsaade etmiyor. Oysa Risale-i Nur'un emri muzakere ve mutalaa edin diyor. Emir olduğu halde. Lügatta da şey yap. Şimdi nasıl olacak bu manalar çıkacak? O peki lazım mı? Lazım tabii. Dört ismin şeyi var. Evvel, ahir, zahir ve bat. Muzami ümmet böyle hareket ama bunun dar daire olarak. Risale-i Nur'da bu mevzunun, bu dersin adı dar daire. Külliyatta dar daire çok geçiyor. Belki ben onun 5-6 saat ders yapmışım. Dar daire, geniş daire, dar daire, geniş daire. Mesela diyor ki dar dairenin esasatları diyor. Onları bağlayan ölçüleri diyor. Geniş dairedekileri diş yapmayın. Mesela onlardan bir tanesi 20. leman geniş dairedir. 21. leman dar dairedir. Gayrimüteşhirde yazıyor. Geniş daire Müslümanlar içerisinde. Dar daire bizim içimizde. Sonra bakıyorsun İhlas'taki insanın kendi alemindeki dört ay. Kendi dört yapısını, kendi enfus alemini. 21. lema dar dairedir. 20. lema geniş dairedir. Mesela Barla laikası dar dairedir. Mesela Kastamonu geniş dairedir. Emirdağ hususi bir alemdir. Tarihçe ise idealist de bu adamın, bunlar benim ürettiğim değil, Zübeyir abi, Üçt abi dermiş. Tarihçeyi okuyan bir insana hani ilk vereceğin kişilere ilk hayatı falan var ya, orayı kapattın, o şey yapamaz böyle, eski eserler olduğu için şey yapamaz. Barla hayatından başlatın. Barla hayatı idealist dava adamının Gale Musa, Gale Firavun, Gale Musa, Musa Firavun gibi böyle idealist adamı yetiştiriyormuş yani. Mücahit, yani cihat ruhu o veriyor. Tarihçe hayat. Onun için müdafalar vesaire okunurdu. Bizim 1980'de ta 96-98'e kadar dershanelerde 3 ders olurdu. Osman da bilir bunu. Eskiler bilir. Neydi o? İrfan da bilir, yaşamıştır. 1. imani ders yapılırdı. 2. laikalar yapılırdı. 3. müdafaa ders yapılırdı. Sonra 1996'dan sonra imani ders yapıldı. Ondan sonra hatıralar anlatılmaya başlandı. Laikalar ve müdafalar kapatıldı. Yani gizli el böyle oldu. Yani bunu bilirsiniz. 1996'ya kadar bir ilk ders imani mevzu, iman dersi yapılır, sonra laikalarda yapılır, sonra kardeş bir müdafaa oku. Şuaların o abilerin müdafaları, tarihçedeki bir şey okunurdu. Yani sonra bir baktık ki 1996'dan sonra, 2000'den sonra artık memleket hatıra nakledilmeye başlamış. Yani hatıra kişiye özel hitap eden, genel değil. Ama Barla öyle değil. Nedir o? İmani dersten sonra iki ders kalktı. Yani bilin bunları, malumat veriyorum. Bir, laika dersi kalktı. İki, müdafalar kalktı. Onun yerine ne geçti? Hatıralar geçti. Hatırayı bilsen ne olur? Ben mesela bilmiyorum. Hatıraları da ne okur ne de dinler. Çünkü ki kişiden kişiye, kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, onun için hususi. Ama Barla'daki hulusiye hitaptır. Onun zatında hepimize hitaptır demektir. Kur'an'da peygamber kısaları gibi. Laikalara geçmiş isimler ve onun üzerinde anlatılıyorsa hepimizi bağlı. Ama şeyde kalmış hatırada, ona aittir. Benim Allah'ım. Misal vereyim. Sungur abiye demiş ki, ben mutadid defa duydum. Namaz seyahatlerde kastedilmez. Ama 27. sözde kastedilir diyor. Ben kastederim. Hatıraya bakmam. Külliyatta 27. sözde namaz kastedilir. Yani 4 rekat, 2 rekat kılınır. Aynı hikmettir diyor. Ama o hatırayı dinleyen 27. sözü dinlemiyor.
Yani görüyor musun bu çatışma, bu zararı oluyor. Yani bunun gibi çok epey şey var. Mesela kadınların çalışması hakkında lemalarda anlatıyor. Kadının yuvası, lemahatta da var, evidir diyor. Hatıraya baktığın zaman kimilerine isnat ediliyor. Üstad istemiş, bilmem ne yapmış falan, bir sürü şeyler diyoruz. Mesela külliyatla çatışan o kadar hatıralar var ki piyasada şeyi girmiş yani. Hatta şimdi Hüsnü abi, Allah razı olsun bu cihette, o hatıraları yazan zata sitem etmiş. Ben demediğim şeyi diyor hatırada, ben demişim gibi kitap yazmışsın diyor ya. Daha ben sağım diyor ya. Yani diğer o kitaplarda mesela Tahir abi hakkında çıkmış. Yani nereden biliyoruz? Bilmiyoruz ya. Yani. Zübeyir abi hakkında, Zübeyir abinin kitabı var mesela. Bir sürü şey var. Onun dediğini nereden biliyoruz ya? Yani? Yani ben orada kalem karıştırsam kim soracak bana? Onun için külliyat var mı kardeşim? Külliyat ustatta. En beyaz bu işte. Zübeyir abi hakkında dava adamı şey var ya, ikincisinde mesela çok öyle şeyler var abi. Veya çok uyduruk şeyler var, çok silik şeyler geçiyor. Yani biraz şey kaydı, çok güzel oldu. Zannetmeyin arkadaşlar, bu hiç ender hiçten buraya niye geçtik? Bunları da hülk ve melekütü bileceğiz ki alemimiz otursun. Ne yapıyoruz, neyin peşine koşuyoruz? Şuurunu vermesi lazım. Bu şeyimiz olması lazım. Bizim çalışmalarımız, yani buna gönül veren insanların külliyatta dar daire olarak geçiyor. Külliyattaki yeri o. Peki bu Fatih herhalde bitirdi. Yani değil mi Fatih? Senin yaptığın bu çalışmalarını Fatih Erkoç A4'e çıkartsan, tespitlerini de böyle DİMA'da paylaşsan olur mu? Şey gibi, PDF gibi, Word gibi de biz de istifade etsek. Olur abi, göndereyim işte. Ha, çok iyi olur. Çok iyi olur. Yani arkadaşlar bazı şeyleri konuştum. Lazım olduğu için, yoksa herhangi bir şey takibim yok yani böyle. Haşa, kimseyle uğraşacak zamanım yok. Çünkü benim başım belada, dertte. Kimle? Kendimle uğraşıyorum. Bugün eğer size şeyi söyleyeyim. Lemaları da bitirdim akıl cihetiyle. Mektubat şey, şualardayım. Mektubat da bitmişti. Yani çok tehlikeli bir yerdeyiz. Bu akıl vay be, bir alettir falan. Akla çalışıyorum. Akşama yarım sayfada şualardayım. Öyle. Aynı olmalı. İnşallah cumartesi pazar günü burada tekrar şey yapılacak. Herhalde Risalet şeyleri işlenecek galiba. Çünkü çalışıyoruz kardeşim böyle. Hepiniz de çalışıyorsunuz. Allah şefkimizi artırsın. Allah birbirimizden ayırmasın. Birbirimizden imtihan etmesin. Edecekse suhuletle geçirsin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı bu durusu Kur'aniye'den bizi ayırmasın. Ve hizmet-i imaniye Kur'aniye'de bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi de iştirak-ı amali uhreviyeden hissesini ziyade eylesin. Nesillerinizden ve nesillerimizden, evdeki evlatlarımızdan, oğlun, kızlarımız, yakınlarımızdan İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Onları ve onların sevdiklerini, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi de insi ve cinni, semavi ve arzi, afatlardan, musibetlerden hıfz-ı emin eylesin. İmtihanımızı suhulette geçirmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak kendisini bize yakın hissettirsin. Yani akrabiyet ilahiyenin, kurbiyetin akrabiyet ilahiye geçmesini nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de istikametle, ihlasla, sadakatla, takva ile, iştinab-ı keba ile devam etmeyi nasip eylesin. Vahir davahumenin hamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, riyakarını yaptığımız şu duayı dergah hazretinde ıtlak ve mutlak olan hakikatların hürmetine, Muhammed aleyhissalatü vesselamın senin yanındaki değeri hürmetine, Muhammed aleyhissalatü vesselamın imanının hakikati hürmetine duamızı kabul eyle ya Rabbi. Bizi affeyle, kendine kul kabul eyle ya Rabbi. Emanetini kabzetmek kadar bizi emanette emin kıl ya Rabbel alemin.
Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.